Hocam bir kişinin vatanını sevmesi, milletini sevmesi ve bu duygularla hareket etmesi ırkçılık belirtisi midir? Irkçılık göstergesi midir hocam? Bu ırkçılık değildir. Yani kişi memleketini sever. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şüheda fışkıracak toprağı sıksan şüheda. Canı cananı bütün varımı alsın da huda. Tek beni vatanımdan dünyada etmesin cüda. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı. Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun, incitme yazıktır atanı. Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Ey şehit oğlu şehit! İsteme benden makber, sana ağuşunu açmış duruyor peygamber. Sevgili peygamberimiz Mekke'den Medine'ye hicret ederken yaşlı gözlerle Mekke'ye bir kere daha bakıyor. Ana yurdum Mekke, senden ayrılmak istemiyordum. Ama ne yapayım, zalim evlatların duvarların arasında Rabbime kulluk imkanını vermediler. Yani demek ki Peygamber Aleyhisselam en çok sevdiği yer Mekke olduğunu ifade buyuruyor. Yani öyleyse kişinin memleketini sevmesi, milletini sevmesi ırkçılık değil. Kur'an'da bakın şu olay anlatılıyor. İsa Peygamber Hatay'a 3 tane elçi göndermiş. Onları İslam'a davet ediyor. Kimse kabul etmiyor. Sadece Habib-ül Neccar inanıyor. Habib-ül Neccar bakın oradaki insanlara nasıl sesleniyor. Ya kavmi, ittebi'ul murselin. Ey milletim, uyun bu elçilere. İttebi'u men la yeselukum ecran ve hum muhtedun. Sizden bir şey istemiyorlar. Kendileri de doğru yolda. O halde uyun bu elçilere. Ve ma liye la a'budu'llezî fadarani ve ileyhi turcaun. Beni yoktan var eden, hepinizin huzuruna sevk olunacağı Allah'a ben nasıl inanmam? İnni izen lefî dalâlin mübîn. O zaman apaçık bir sapıklıkta olmuş olurum. Hulasa bakın ya kavmi diye hitap ediyor. Ey milletim diye hitap ediyor Habib-ül Neccar. Kur'an bunu bize örnek olarak veriyor. Hulasa milletimi severim, memleketimi severim, bayrağımı severim. Bu ırkçılık değildir.